Hatıra Bilet Kampanyası'nın fikir babası Hakan Üresim ve ekibi Doktorlar Caddesi girişinde bilet satışını sürdürüyor. Şehri Sevda grubu kurucusu olan Üresim, taraftarı kampanyaya katılmaya davet etti. Eskişehir Spor 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20'de İstanbul Spor AŞ ile kendi evinde karşılaşacak. Tabii ki pandemi sürecinde olduğumuz için maçlar taraftarsız, daha doğrusu seyircisiz oynanıyor. Elimizde de bir seyircisiz maç hatıra bileti var. Tabii ki Eskişehirler özellikle spor severler oldukça bu bilete talep gösteriyorlar. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Uzun süredir bu şekilde maçlar oynanıyor pandemi sürecinde. Yani biz futbol aşığı insanlarız. Eskişehir Spor'un aşığı insanlarız. Yani çok özledik Eskişehir Spor'un maçlarını ama böyle olması gerekiyormuş. İşte bir süreden beri maçlara gidemiyoruz. En azından dedik, hep bunu söyledik. Gidemediğimiz maçlar için ya bir şeyler yapalım. Kulüp de böyle bir şey düşünmüş. Biz de bu işi zaten biraz aşinayız bu işi yapmaya. Başladık satını elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii Eskişehir Spor'un çok coşkulu bir taraftarı vardır. Bu her zaman böyledir. Bunu görüyoruz ki şu anda da burada bu biletlere yoğun bir taleple de değil mi taraftar gösteriyor. Kesinlikle. Yani biz şunu yapmak istiyoruz Eskişehir'de. Takım küme düşmüş olabilir ama bu taraftar küme düşmez. Her şey yanmış, kül olmuş olabilir ama bir tek kıvılcım olması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Onun peşinde geziyoruz. Ne bileyim, şehre bir dinamizm katmaya çalışıyoruz. İnsanlara tekrar bir Eskişehir sevgisini gösterelim. Böyle bağırıyoruz akşama kadar satalım diye. Uğraşıyoruz. Denizde aynı zamanda maske de var. Maske var tabii ki. Eskişehir Spor maskeleri bunlar. Sıkça bize soruluyordu maskeler. Çok talep vardı. Dün başladık satmaya. Görsellik olarak Eskişehir'de şu maske olayı belli bir şeyleri gösterecek. Herkesin burada SS amblemi gördüğü zaman diyecekler ki Eskişehir'de Eskişehir Spor var. Amacımız bu bizim. O sinerjiyi burada Eskişehir'de dağıtabilirsek herkesin burnundan maske olduğunu düşündüğü zaman dışarıdan gelenler de diyecekler ki ya bu Eskişehir nasıl bir şehir? Bardak kampanyası hatıra daha önceki Giresun maçında yaptığımız bilette katkıda bulundum. Hala da katkıda bulunuyorum. Yani kümeye Eskişehir Spor düşmedi. Eskişehir düştü ve Mahmudiye tayfa olarak 30 tane bilet ve 60 tane maske aldım. Ve sağ olsunlar Mahmudiye tayfa olarak vatandaşlarımız yardımcı oluyor Eskişehir Spor'a. Çabalarımız hep Eskişehir Spor için. Eskişehir Spor'u yaşatmak istiyoruz. Bizler belli yaşlara geldik. Hep orta yaşlardayız. Büyüklerimizden aldığımız bayrağı küçüklerimize teslim etmek istiyoruz. Amacımız bu. Taraftarsa her daim desteklediği takımının yanında. Doğup büyüme Eskişehir Spor'um. Başkası benim için hiç fark etmez. Gidemeseniz de yani taraftar olarak buradan destekliyorum. Ayıp ediyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Teşekkür ederim Mutlarım. Ya Edirne, Tarsus, Mersin. Hep gittiğim yerler. Şimdi yaşlandık yavaş yavaş ama bundan 30 sene önce olsa bak geçen hafta Edirne'deydim. Gördüm o stadı. Orada bir bir kaldığımız maçta onların golünü Selim attıydı. Bizim golümüz de Zafer Mine attıydı. Burada da 4-0 yendik. 10 maçlarda falan hep biz oradaydık. Evet. Herhalde Eskişehir Spor'un yanındayız. İnşallah daha önce daha güzel günler gördüğümüz gibi mutlaka göreceğiz yani. Evet. Şimdi seyirci hatıra bileti aldınız. Aslında tribünden desteklemek ister miydiniz bir taraftar olarak? Ya kesinlikle tabii. Yani fırsatımız olduğunda, imkanımız olduğunda şu süreçte tabii ki yasaklardan dolayı tribünlerde olamıyoruz. Ama önümüzdeki sene tribünden de destekleyeceğiz tabii ki. Öncesinde sürekli gider miydiniz maçlara? Tabii genelde gidiyorduk. Peki Eskişehir Spor'un son durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kime düştü biliyorsunuz? Yani tabii ki üzücü bir durum ama Eskişehir Spor'un daha önce de yaşadık bu tür şeyleri. Eskişehir Spor düştüğü yerden kalkacaktır.